أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Öncelikle bütün Müslüman kardeşlerime selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diyorum. Yani bugün İsrail ile alakalı yapılması gereken şeyler aslında belli. Tüm kendilerini Müslümanım diyen ülkeleri elinde o kadar imkan olmasına rağmen çıkıp işte kürsülerde, çıkıp mikrofonların karşısında, başında tutup da İsrail'i kınamaları beklenilmez. Ama ellerinden ne gelir ki diyen insanlar da var tabii. Yani doğru ya, bu insanların ellerinde yani füzeler olmasına rağmen, silahlar olmasına rağmen, bombaları olmasına rağmen, askeri olarak savaş uçakları olmasına rağmen ellerinden ne gelir ki bu insanların? Paraları, maddiyatları olmasına rağmen, yani Allah subhanahu ve teala'nın dininden olaylara bakar isek zaten biliyoruz ne yapılması gerektiğini. Ama bugünkü devlet maalesef omurgasını laikliğe bağladığından dolayı, yani omurga olarak artık ne kadar omurga dersiniz orasını bilemem ama ben ona omurga falan demiyorum. Ama omurgası artık laiklik olduğundan dolayı o laikliğe göre, yani demokratlığa göre, demokrasi dediği o kural kaidelere göre hareket ettiğinden dolayı Türkiye'nin eli kolu bağlıdır. Yani bugün Filistin Türkiye'den eğer bir yardım bekliyor ise sadece yiyecek yardımı veya gıda yardımı. Bu da zaten Avrupa devletlerinden birkaçı hariç. Onlar yardımı göndermiyor. Diğerleri gönderiyor zaten. Yani ilaç yardımı vesaire bu tür şeyleri gönderiyor. Bunun dışarısında silahlı veya bir ordusal bir yardım zaten Türkiye'den beklenemez. İşte Erdoğan çıkıyor bir açıklamada bulunuyor. İşte Katar emiri çıkıyor bir açıklamada bulunuyor. İşte Ürdün yetkilileri çıkıyor bir açıklamada bulunuyor. Yani kendine Müslümanım diyen devletler olsun ya da gayrimüslimler olsun, bu insanlar çıkıyor İsrail zulmüyle alakalı Filistinli mazlumların yanında olduklarına, beyan ettiklerine dair açıklamalarda bulunuyorlar. Tabi bu açıklamalarda bulundukları anda İsrail'e bombalar da yağıyor. Yani bugün Erdoğan mesela çıkıp bir açıklamada bulunduğunda Tel Aviv resmen yerle bir oluyor. Yani İsrail'in en ana merkezleri, en can alıcı yerleri tamamen ortadan kaldırılıyor. Hatta biraz daha konuşsa Amerika'ya da birkaç tane füze düşebilir. Ondan dolayı bence Tayyip Erdoğan biraz daha konuşması gerekli. Ne kadar fazla uzun soluklu konuşur ise o kadar, yani Amerika'sıdır, İsrail'dir. Hatta biraz daha zorlarsa İngiltere'ye de sıçrayabilir. Sözleri bir füze gibi olduğundan dolayı her ağzından çıktığında bir devlet batıyor, yeni bir devlet kuruluyor. Bir devlet batıyor, yeni bir devlet kuruluyor. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın yıllardır konuşmasının fayda sağladığından dolayı devam etmesi gerekli ve herhangi bir şekilde eyleme geçmesine gerek yok. Ne elinde bulunduğu imkanları yahut kendisi zaten cumhurbaşkanı olduğundan dolayı istese mesela İsrail'e ambargo uygulayabilir. Bunlara da gerek yok. İstese İsrail'le ilişkilerini kesebilir. Bunlara da gerek yok. İstese toplumuna, Türkiye toplumuna da sorabilir. Referandumunu da çağırabilir. Hani ben İsrail'le alakalı böyle bir savaş düşünüyorum, şöyle bir eylem düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz diyerek toplumu da çağırabilir. Bunlara da gerek yok. Zaten dediğim gibi Tayyip Erdoğan çıkar kürsüsüne, açar ağzını ve İsrail yerle bir, açar ağzını Amerika yerle bir olur. Bundan dolayı Tayyip Erdoğan'a tabii ki eleştirecek hiçbir sözümüz olamaz. Diğer ülkeler olsun, hani kendisi mesela Katar emirleri falan olsun, Katar emiri olsun. O da kendisi çıktı, açıklamada bulundu. İsrail'e bu kadar öldürme yetkisi verilmemesi gerekli dedi. Bunu söyledikten sonra kendisi normal işte ailesinin yanına döndü. Çocuklarıyla oynamaya, gülüşmeye, yemesine, içmesine devam etti. Herhangi bir şey yok. Çünkü bu sözden sonra zaten İsrail kendisi düşünmüştür. Düşündükten sonra ne kadar utanç verici iş yapıyoruz, ne kadar iğrenç işlerle uğraşıyoruz. Çocukları öldürdüğümüzün farkına vardık. Bu kadar insanı susuz bıraktık, elektriksiz bıraktık. Yaşamsal olarak birçok darlığa itti diye düşünmüştürler ve bundan dolayı da gerçek manada pişman olmuşlardır. Hem Gazze'yi hem de işgal ettiği bütün toprakları böyle bırakıp gitmişlerdir. Ürdün desen öyle, Suudi Arabistan desen öyle. Hepsi çok güzel açıklamalarda bulunuyorlar. Müthiş açıklamalarda bulunuyorlar. O açıklamaları dinlerken insanın için yağı eriyor. Yani öyle böyle değil. Yani gerçek manada mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Oh be diyoruz. Aha İsrail diyoruz, yerle bir oldu diyoruz. İsrail'in artık kolu kanadı kesildi, kolu kanadı kırıldı diyoruz. Artık İsrail doğrulamaz diyoruz. Bak nasıl bizim işte kendi yaşadığımız devletin başındaki insanların yaptığı açıklamalarla bir devletler nasıl yok oluyor? O eski zamanlar yeniden geri geliyor diyoruz. Mutlu mesut yaşıyoruz. Biz de ailemizle işte gülüyoruz, eğleniyoruz. Güven içindeyiz. Bir sorunumuz da sıkıntımız da bundan
olduğundan dolayı da yoktur. Benim mesela dikkatimi çeken açıklamalardan birisi Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalardı. Hatta Erdoğan da yaptığı açıklamalardı. Erdoğan da çocukları öldürdüklerinden bahsetti. Çocukların katledildiğinden bahsetti. Mesela AK Parti'nin mesela yandaşı diyebileceğimiz ya da kardeşi diyelim, kardeşleri diyebileceğimiz işte bazı gazete şeyleri var işte. Sabahtır, işte Anadolu Ajansı'dır, Yeni Şafak'tır. Bunlar o kadar güzel yayınlar yapıyorlar ki yani biz izlediğimiz zaman ne kadar da İsrail'in bombaladığı Filistin'i güzel bir şekilde görüntülemişler diyoruz. Ne kadar da böyle ayrıntılı bir şekilde çocukların parça parça olan bedenlerini videosallaştırıp da bizlere sunduklarını seyredip ya bu kadar mı güzel bir görüntü yönetmenliği olur? Bu kadar mı haber konusunda ince ayrıntıları önümüze böyle büyük büyük resimlerle konulur ve biz toplumu, biz Türkiye toplumunu bu kadar mı güzel bir şekilde bilinçlendirebilir bir haber kanalı diyebiliyoruz. Onların yaptığı işlere gerçek manada imreniyoruz. Hatta İsrail'in attığı füzelerin kaç tane evi hangi dakikada, hangi saniyelerde yerle bir ettiğine dair bilgiler edinebiliyoruz. Bunlar önemli. Yani bunlar bugün Türkiye'de, dünyada gerçekten bir bombanın bir eve düştüğünde kaç aileyi öldürdüğünü, işte o binayı kaç dakikada yerle bir ettiğini, o coğrafyada, o bulunduğu mahallede kaç insanı hayal kırıklığına uğrattığı, dehşete düşürdüğünü ve o bulunduğu mahallede diğer insanların işte çalışma sahalarını nasıl yerle bir ettiğini, işte ticaretlerini alt üst ettiğini dair bilgiler edinebiliyoruz. Gerçekten bundan dolayı Yeni Şafak olsun, diğer Türkiye'deki bütün sosyal medya, onların da hakkını yememek lazım. Yani CNN olsun, diğer Ulusal TV olsun, gerek işte CHP'nin kanalları, Kanal D olsun, Show TV olsun fark etmez. Hepsine gerçek manadan teşekkür ediyoruz. Müthiş bir şekilde Filistin'de olan meseleleri bize gösteriyorsanız. Tabii bunlar için bir şey yapılması gerekli mi? Yani zaten siz o görüntüleri çekerek, o görüntüleri İsrail'e gönderip, İsrailliler de o görüntüleri izliyordur herhalde. Ya o görüntüleri izledikten sonra bomba atmayı kesmişlerdir. Yani bir askerin düşünsenize o İsrailli askerlerin ne kadar merhametli olduğunu az çok biliriz. O İsrailli askerlerin YouTube'da dolaşırken bombaladıkları yerlerin, çocukların paramparça olduklarını, annelerinin gelip de çocuklarını tanıyamadığını ya da bir çocuğun babasını işte hastanede arayıp da bulamadığını ya da bulduğunda tanıyamadığını gördüğünde elbette o İsrail askeri o videoyu izledikten sonra ben artık Filistin'e bir tek bombayı bırak, bir tek çöp dahi, bir tek taş dahi atamam dediğini elbette tahmin edebiliyoruz. Gerçekten sosyal medya olarak büyük iş yapıyorsunuz. Sosyal medya olarak müthiş işler başarıyorsunuz. Bu şekilde eğer devam ederseniz bütün ordusu Netanyahu'ya dönecektir. Netanyahu'yu aşağı indirecektir ve daha vefalı, daha sevgi dolu bir insanı başlarına getirecektir. Bu da bütün insanlar, bütün dünya insanları için bir kazanımdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Tabii bunların hepsi bir ironik olarak, söylem olarak insanlara zaten ne demek istediğimizi anlatıyor. Aslında bütün insanlar samimi olarak, yani samimiyet olarak az çok meseleleri biliyor. Yani Tayyip Erdoğan yıllarca konuşur. 48'de mesela İsrail Devleti kurulmuştur. 48'den beri kendi mücadelesini vermiştir ve verdiği mücadele kendi inancına göre doğru olduğunu düşünüyor ve adamlar konuşmuyorlar. Eylem yapıyorlar. Hareketteler, mücadele içindeler, inandıklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Kendilerine de Sünni diyen bu insanlar İsrail'in bunca zaman yaptığı şeye karşılık hiçbir şey yapmadılar. Bir şey yapamadılar. Ha şeylerde geçen mesela İsrail'le alakalı bir orman yangını çıkmıştı. Hakkını yemeyelim. Erdoğan oraya bir yangın söndürme uçağı gönderdi. Yani onu da söyleyelim yani adamın hakkını yemeyelim. Bugün genellikle sosyal medyada baktığımız zaman haber bültenleri, haber kanalları ya da normal işte medya kanalları İsrail ile Filistin'in arasında böyle bir Türkiye politikasına yönelik bir haber sunuyor. Durmadan Netanyahu'nun işte falanca devlet tarafından korkutulduğunu, işte bu defa Netanyahu geri adım atacak, bu defa şöyle olacak, böyle olacak gibi insanları maalesef oyalayan açıklamalar bunlar. İhsan Şen Hoca yaptığı mitingler konusunda gerçekten de hayran kaldım. O kadar insanı sen topla ve çık İsrail'in yıkılmasından, İsrail'in kahrolmasından, İsrail'in yerle bir olacağından, İsrail'in zulmünde işte batacağından, İsrail'in tamamen kahrolacağından, helak olacağından bahset. Sonra da mitingde sanki bunlar konuşulmamış gibi dağılır. İlla ki yani herkesin işi var, gücü var. Gitmesi gerekli. Yani yapılacak bir şey yok. Zaten konuşulacak. Konuşulduktan sonra dediğimiz gibi hani her şey zaten yoluna giriyor. Netanyahu da hemen İhsan Şen Hoca canlı yayında hemen izlemiştir. Canlı yayına bağlanmıştır. İhsan Hocam gerçek manada ya vaazdan dolayı sana minnettarım. Beni gerçeklerle yüzleştirdin. Ben yaptıklarımdan kesinlikle pişmanım. Artık orduya istersen istediğin emri vereyim. Yapılması gereken şeyleri yaptıralım. O kadar etkili söyledin, o kadar etkili konuştun ki o topladığın kişileri de kesinlikle ve kesinlikle Filistin cephesine, Hamas cephesine falan gönderme. Siz işinize, gücünüze bakın. Keyfinize bakın. Ben yapılması gerekeni yapacağım.
yapacağım demiştir. Bundan da herhangi bir şekilde şüphemiz yoktur. Şunu söylemek istiyorum. Yani Filistin'deki insanlar Müslüman kardeşleriniz, doğru mu? Müslüman olarak kardeş olarak görüyorsunuz. Eğer Müslüman olarak kardeş görüyorsanız bizim gözümüzde onlar mazlum olan insanlar. Onlar gerçek manada mazlum. Onların için gerçek manada Allah Subhanahu Teala Nisa 75. ayeti devreye girmesi gerekli. Hani o ayette Allah Subhanahu Teala diyor ya, size ne oluyor ki Allah yolunda Rabbimiz bizi şu halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder. Yani senin sevdiğin, senin beğendiğin, senin davanı güden, senin doğrularını doğru yanlışlarını yanlış bilen bir taife gönder, bir toplum gönder diyen erkekler, çocuklar, kadınlardan zayıf bırakılmış kimseler adına savaşmıyorsunuz. Şimdi oradaki insanlar size kardeşim diyor. Bugünkü topluma Müslüman toplum diyor. Devlet başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a kardeşim diyor. Ve siz de onlara kardeşim diyorsunuz. Şimdi eğer Müslüman olarak görüyorsanız birinci soru. Niçin yardımcı olmuyorsunuz? Yani siz münafık insanlar mısınız? Ya da oradaki insanlar size göre din kardeşi değil. Bugünkü toplumu bir analiz edelim. Kendine Müslümanım diyen insanlar da var. Bu insanlardan bazıları gerçek manada ben Filistin'e falan gitmem diyor. Bu adam zaten çöp. Yani bu adam neyi ne için söylediğini bilmeyen bir adam. Yani aslını unutmuş. Maalesef sistem tarafından yozlaştırılmış bir tip. Şimdi ama kendisine Müslüman diyen adamların tepkisiz kalması. Yani tepkisizlikten öte mesela örnek söylüyorum. İhsan Şen Ocak bir miting yaptı. İnsanlara bu konuda hakkı haykırmaya çalıştı. İnsanlara doğruyu anlatmaya çalıştı. E sonra yani niye safa yatıyorsunuz ki? İstenilmesi gereken kişi baştaki adam değil mi? Baştaki adamdan bir şeyler isteyeceksiniz. Talepte bulunacaksınız. Hiç Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirisi yok. Recep Tayyip Erdoğan masum. Sanki Recep Tayyip Erdoğan toplumdan birisi gibi, halktan birisi gibi hiç ondan bahsedilmiyor. Direkt İsrail'e. Ya İsrail seni kaleye alıyor mu? İsrail seni dinliyor mu? İsrail seni görüyor mu? Senin değer verdiğin, başkan dediğin, oy kullanın bu adama dediğin adam seni değerli görüyor ise, öyle düşünüyor ise ya da senin değer verdiğin şeye değer veriyor ise ya da aynı değer ortaksanız o adamdan bir şeyler istesene, o adamı eleştirsene, o adamı bu konu hakkında bu amele sevk etsene, sevk edemez. Çünkü samimi değilsin. Çünkü sınırlı bir din yaşıyorsun. Çünkü cihat dediğiniz zaman kendine Müslüman diye münafıklardan korktuğunuzdan dolayı onlar cihat dediğiniz zaman onlar hemen üşüştüğünden dolayı, üzerinizde çullandığından dolayı sizin söylediğiniz sözle alakalı sizleri rencide edeceklerini düşündüğünüzden dolayı bunu kullanamıyorsunuz. Yani ikinci sebep de Türkiye'nin omurgası İslam değil. Türkiye omurgasını laiklikle bütünleştirmiş. Bunu omurga dersiniz ya da omurgasızlık dersiniz. Ayrı mesele. Bu sistem olarak laikliği benimsemiş bir omurgaya sahip Türkiye'den zaten tutup da din kardeşliği, İslam kardeşliği, Kur'an, sünnet, Allah, Resul beklenilmez. Yani dinsiz bir devletten İslami ya da dini bir eylem beklenilmez. Tamam, bunu da anladık. Kenara bırakalım. Ama yahu bu laik, seküler sistem insancıl da mı değil? Ama insancıl olduğunu söylüyor değil mi? Evet. İnsancıl ise o zaman oraya bir şekilde ne yapması lazım? Müdahale etmesi lazım. Şimdi Kuzey Kore'deki savaş mı daha muteber size göre, devletinize göre? Yoksa Filistin'deki savaş mı daha muteber? Hangisi daha fazla mazlum? Hangisi daha fazla mağdur? Kuzey Kore, Güney Kore savaşında Güney Koreliler o kadar işgale maruz kaldı mı? O kadar bombaya, o kadar savaşa maruz kaldı mı? Aile o kadar evsiz, yurtsuz bırakılmaya, ilaçsız bırakılmaya, susuz bırakılmaya, elektriksiz bırakılmaya maruz kaldı mı? Kalmadılar. Peki Türkiye o zaman Kuzey Kore'ye gönderdiği askerlerini şimdi niye Filistin'e göndermez? Ben bunu sadece toplumsal olarak bir düşünmenizi söylüyorum. Yani Türkiye acaba sizin inandığınız Türkiye, inancınıza uygun Türkiye mi? Onu bir anlamaya çalışın. Ondan sonrası kolay zaten. Biz zaten Müslümanız, biz muvahhidiz. Bizim devletimiz İslam devleti. Bizim devletimiz ancak ve ancak İslam'la yönetilen bir devlettir. Ve o devleti kim ikame eder ise etsin, bizim için o muteberdir, o meşhurdur. Şu anki yönetim, şu anki rejim de Allah subhanahu wa ta'nın katında illegal, yani suç devletidir. Suç. Yani Allah subhanahu wa ta'nın mücrimler dediği kişilerin oluşturduğu devlet yapısıdır. Sadece Türkiye değil, bütün bugün İslam'a yönelik, İslam'a muhalif bütün kurulan düzenler Allah'ın katında suç düzenleridir, suç devletleridir, suç örgütleridir. Hani siz kendinize göre suç örgütleri oluşturuyor, teröristler oluşturuyorsunuz ya, Allah subhanahu wa ta'ya da göre suç örgütleri, suçla alakalı devletler ve teröristler var. Allah subhanahu wa ta'ya onlara mesela kitabında bozguncular olarak bahseder. O teröristlerden birisi de şu an İsrail. Ne yapıyor? İsrail Filistin'i bombalıyor. Bunu biliyoruz. Çocukları bombalıyor. Bunu biliyoruz. Kadınları bombalıyor. Bunu biliyoruz. Mustazaf olan erkekleri bombalıyor. Ya da mustazaf olmasın, Gazze halkını, Filistin halkını bombalıyor. Hastane bombalıyor. En kritik yerlerini, okullarını bombalıyor. İnsanları işte Mısır sınır kapısına yönlendiriyor ve o sivil insanların gittiği yönü bomba. Yani bir kedinin bir fareyle oynaması gibi Filistin halkıyla oynuyor. Bütün bunları biliyoruz. Yani Filistin'le
alakalı bilgi derecesi bu toplumda başka meselelerle alakalı bilgi derecesinden daha da üstündür. Çünkü dedim ya en başta, sosyal medya bu konuda müthiş derece bizi bilgilendiriyor. Yani en teferruatına kadar bombanın nereye düştüğünü hep beraber işte falanca kişiye paylaşım yapıyoruz. Bak İsrail falanca yere nasıl bir bomba gönder. Yani İsrail'in gücünün artması için, İsrail'in izzetinin artması için mi paylaşımda bulunuyoruz? Yani İsrail'in zelil olduğuyla alakalı, tam manasıyla darbe aldığıyla alakalı, müthiş bir derecede yerle bir olduğuyla alakalı niçin bu şekilde bir paylaşımlarda bulunamıyoruz? Çünkü bunu yerine getiren yok. Yani bugün Hamas AK Parti'ye göre meşru bir örgüt. Ama yarın öbür gün dikkat edin, İsrail'le iyi bir anlaşma yapar ise Hamas terörist bir örgüt olacak. Erdoğan'ın kendi çıkarından başka bir derdi yok. Samimi olan bir muvahhid, samimi olan bir Müslüman Allah subhanahu ve teala için yapılması gereken amelleri yapar. Kendi isteği, kendi arzusu, kendi çıkarları için bir iş yapmaz. Allah subhanahu ve teala'ya gerçek manada kul olan bir insan, tam manasıyla teslim olan bir insan, Allah subhanahu ve teala bu amelimden razı olur mu, olmaz mı diye düşünür. Bu şekilde amel eder. Ama yine söylüyorum, sorun şu anki sistemin başında olması değil. Şu anki sistem zaten Tayyip Erdoğan'ı kendisine göre yöneltti, kendisine kul etti, kendisine boyun eğdirdi. Bu şekilde İslam'ını yaşayabilirsin dedi. Şimdi bugün bunları düşündüğümüz zaman, bugün Tayyip Erdoğan'dan bir yardım beklemek beyhudedir, boştur. Yani Erdoğan'ı ben konu etmek bile dahi istemem. Çünkü Erdoğan gerçek manada şu an bir toplumdaki insan kadar güçsüz bir insandır. Eğer bunun aksini söylüyorsanız toplumdaki kınayan insanlardan farklı bir eylemde bulunur. Yani ben kınarım. Falanca kişi kınar. Filanca kişi kınar. Ama sen kınayamazsın. Sen eylem adamı olman lazım. Senin ordun var çünkü. Senin silahların var. Senin tankların var. Tüfeklerin var. İnsan gücüne sahipsin. Birçok manada farklı farklı bölgelerde imkanların var. Yahu sen kınayamazsın. Sen kınarsan kınanırsın. Sen İsrail şöyle yapmış, böyle yapmış, kınıyoruz, şöyle vahşidir, şöyle teröristtir dediğinde kınanırsın. Yani sen adam değil misin? Sen güç sahibi değil misin? Sen bu kadar imkana sahip değil misin? Sen bunlara sahipsen, bir şey yapmıyorsan kınanan sen olursun. Ama bugün maalesef öyle bir mantık seviyesi var ki, şu an mesela Mustafa Kemal'e bile bir Müslümanım diyen bir adam seviyorsa artık Türkiye'deki akıl seviyesini siz düşün. Yani yaptığı, bak başarılardan bahsetmiyorum. Yani başarıdır vesaire tartışılır, ayrı mesele. Yani bugün Edison'a biz tapmıyoruz. İşte falan şeyi bulana, filan şeyi bulana. Yani bugün Robert Ford'a kimse araba binerken hamdolsun Robert Ford demiyoruz. Aha Robert Ford olmasaydı şuradan şöyle gidemezdik demiyoruz değil mi? Yani bütün hayatımızdaki bütün teknolojileri düşünür isek, yapılan bütün teknolojilere, yani şu an çekilen kamera ile alakalı bunun mucidi olan kişiye ben tutup da secde etmiyorum. Ya da hamdolsun olmasaydı bu videoyu, bu kamerayı çekemezdik demiyorum. Yaptığı işin güzelliğini evet tebrik ederiz. Güzel bir iş yapmıştır. Bu işi de güzel kullanan insanlara da tebrik ederiz. Bu işi kötü kullanan insanlara da gerçek manada eleştiririz. Gerçek manada önüne elimizden geldiğince engel olmaya çalışırız. Eğer birine minnet edecekseniz, eğer birisine şükredecekseniz veyahut hamd edecekseniz bütün varlığımızla bütün hayatımızı kapsayacak bir varlık olması lazım. Bu da Allah'tır. Yani bizim öncemizi ve sonramızı yaratan bir varlık olması lazım. Yani güneşimiz halen doğuyorsa Mustafa Kemal doğurmuyordur değil mi? Ya da yağmur iniyorsa Mustafa Kemal göndermiyordur herhalde. Bunda şüphesi olan var mı? Herhalde bunda şüphesi olan yoktur zannımca. Bu Türkiye toplumundan bahsettiğimden dolayı önce mantığı ele almamız lazım. Bu mantıkla alakalı bu sorunu çözemedikten sonra zaten doğrulara erişemeyiz. Kemalist insanlar. Kemalist olmaları konusunda bir şey demiyorum. Dediğim gibi kendilerine hem Müslüman değil hem de ben Kemalistim demesi bir insanın hem evet hem hayır dediğini bir düşünün bir meselede. Böyle bir şey olabilir mi? Bu insana söylenecek şey bellidir. Yani bu adam ne dediğini bilmeyen, saçma sapan, saçmalayan bir adamdır deriz. Doğru mu? O halde bütün kendine Müslümanım diyen, öncelikle bu mantığı bir çözmemiz lazım. Kendine Müslüman diyen insanlar neyin Müslüman olduklarını bir bilsinler. Hani Mustafa Kemal'in Müslümanlar mı? Bilmiyorum. Hani Müslüman lugat manasıyla teslim olan demektir. Olabilir. Bugünkü sistemin teslim olabilirsiniz. Yani bugünkü sistemin Müslüman olabilirsiniz. Mustafa Kemal'in Müslüman olabilirsiniz. Fark etmez. Allah subhanahu ve teala sizin bugünkü bulunduğunuz durumu gerçek manada, eğer Kur'an okur iseniz, Kur'an'ı biraz araştırmaya çalışırsanız, Kur'an başlı başına Mustafa Kemal'den uzak bir kişi olarak bahsediyor. Ve yerini de çok net bir şekilde gösteriyor. Yani Kur'an okuyan bir kişi Mustafa Kemal'in konum olarak nerede olduğunu görür Allah'ın izniyle. İkincisi, bunu niye anlatıyorum? Çünkü en bariz, en açık bir şekilde gözüme çarpan meselelerden birisi bu. Toplumda tabii ki birçok konuda bilgisizlik. Bu toplumun maalesef görüşlerini, fikirlerini bulundukları konjektür, bulundukları yaşam, bulundukları zaman belirliyor. Şimdi Kur'an ve sünnetle hemhal olmayan, ilgilenmeyen bir toplum elbette birileri tarafından yozlaştırılmaya, şekillendirilmeye mahkumdur. Ve bugünkü toplumda, bugünkü sistemde, bugünkü bu toplumu kesinlikle ve kesinlikle es geçmemiştir. Yani ben mesela bir okulun önünden geçiyorum. Bakıyorum ki onlarca, yüzlerce aile annesiyle babasıyla kendi elleriyle tuttukları o çocukları laik bir birey yetiştirmek için açıyoruz, açtık dedikleri okula elleriyle götürüyorlar. Yani burada mantık nasıl aranır? Bu toplumda nasıl mantık arayacağız? Nasıl akıl arayacağız? Düşünün ya. Yani biz Hristiyan yetiştirmek için açtık bu
okulları denilen bir okula bir Müslümanım diyen bir kişi çocuğunu elinden tutup hadi bakalım gidiyoruz diye güle oynaya gittiğini düşünebiliyor musunuz? Toplum kendine Müslümanım der ama Kur'an'daki onlarca ayeti hayatlarında zaten reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Yani devlet yönetimiyle alakalı meselelere, hükümle alakalı meseleler anlattığımız zaman yahu bak sen Müslüman diyorsun, hüküm hakkını Allah'tan başkasına veremezsin. Gidiyorsun hüküm hakkını Allah'tan başkasına 5 yılda bir adamlar oy demişler, seçim demişler. Biz anayasamızı böyle seçtik demişler. Gelin Rablerinizi seçin yani kanun koyucularınızı seçin demişler. Sen gidiyorsun 5 yılda bir diyorsun ki olur Allah'ın kitabını da kabul ettik ama bu günkü zamanda işte adı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olan bir kitap var. İtalya'dan alınsın, İsviçre'den alınsın, Almanya'dan alınsın ne olacak? Ben onu da seçerim diyorsun. Şimdi burada mantık nerede var? Şimdi bu toplumdan neyin mantığını arayacağız? Şimdi bilinçli bir toplum hani diyor ya Allah subhanahu wa ta'ala Firavun kavmini ahmaklaştırdı. Ahmak dediğin şey bilinçli bir iş yapamaz. Yaptığı hal ve hareketlerde sonuç olarak bilinçli bir iş yoktur. Boşuna yorulmuştur, boşuna çalışmıştır. Yaptığı işlerin karşılığı sonucu olarak insanlar baktığı zaman neye yaradı ki derler. Hiç yapmasaydı daha iyiydi derler. Bugünkü toplumun da yaptığı hal ve hareketlerin sonucuna baktığımız zaman maalesef yaptıkları işle alakalı, yaptıkları eylemlerle alakalı sonuç itibariyle pek bir mantık gözükmüyor. Hatta mantık gözükmüyor. Mesela en basitinden toplumun dininin üzerinden anlatalım. Hani İslam algısını anlatalım. Namaz onlar için vazgeçilmez bir ibadettir. Namaz kesinlikle olmazsa olmazdır. Namazı kılarsa bir kişi, bir Müslüman tamamdır. Her şey yerli yerine oturur. Her şey hallolmuştur. Ama bugünkü bakıyoruz bu topluma, bu inançlı olan bu topluma namazları da yok. Yani işlerine verdiği, eşlerine verdiği, çoluklarına, çocuklarına verdiği değeri, devlet liderlerine verdikleri değeri, tabi parantez içerisinde menfaatleri karşısında bunun geliyorlar namaza vermiyorlar. Ya da namaz kılan mesela tiplere bakın. Bazı tipleri. İstisna ediyorum bazılarını. Çünkü istisna etmemdeki gerekçe de azınlık olmaları. Mesela örnek söyleyeyim bir vakaya, bir olaya şahit oldum. Adam namaz kıldı. Namazı kılması o kadar hızlı ki ben merak ettim yani. Namazda merak ettim. Dedim ki Allah Allah dedim. Yani secdeye gittiği zaman mesela Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Ben bir tane Subhan Rabbiyel Ala dedikten demeye bırak bu adam 3 tane Subhan Rabbiyel Ala deyip secdeden kalktığını görüyorsun. Ve bu adam kendi toplumunda, kendi arkadaşlarının yanına gittiği zaman da argo konuşabiliyor, küfürlü konuşabiliyor. Yani oradaki Allah'a zaten verdik vereceğimizi artık yapacak bir şey yok. Burada yapabilirim, özgürüm, her türlü şey yapabilirim der gibi bir inanca sahipler. Biz bu tabii ki bu topluma maalesef müşrik dememizdeki temel nedenlerden birisi gerçek manada Allah'ın onlara verdiği kılı kullanmayıp durmadan her türlü işlerinde neredeyse Allah subhanahu ve teala bir ortak koşmalarından dolayı. Yani bu adamlara genel manada, genel itibariyle bakıldığı zaman mesela adama desen ki örnek söylüyorum yahu iş yerin İslam'a uygun değil. Ya arkadaş ekmek parası. Sen ekmeğine bak derler. Ya da örnek söylüyorum eğer kendisi güzel bir makama, mertebeye gelmiş ise o insanla beraber aynı mertebede bir başkası onu eleştirse der ki ekmeğini falan parti veriyor. Niye o zaman burada duruyorsun derler. Yani hem rızık konusunda hem hüküm konusunda hem dua konusunda. Mesela Allah subhanahu aleyhi dışarısında başka varlıklardan gider medet umar. Yani giderler falan falan babaya, somuncu babaya, yok bilmem katırcı babaya, yok bilmem filan ağaca giderler, bağlarlar, dua ederler vesaire. Bununla alakalı da kendi hayatlarında bir şey değişeceğini düşünürler. Bu toplumun belki bu bahsettiğim örneklerin azınlık olabileceğini düşünebilirsiniz. Hani bu somuncu babalar işte kabirlerden bir şeyler istenir. Asıl büyüğü bu toplumun kendini Müslüman diye ama tam manasıyla maddeye tapan, maddeye ibadete, maddeye Allah'a ortak koşan seküler bir toplum var. Bunlar da Allah'a kabul ettiğini söylerler ama bu defa sistem. Bunlar da Allah'a kabul ettiğini söylerler ama parayı Allah subhanahu ve teala'dan daha güçlü görürler. Para olması olmaz derler. Yani buna benzer birçok örnek verilebilir. Velhasıl bu toplumdan gel Filistin şuuru bekle. Nasıl olacak? Şimdi bu videoyu bir Filistinli izlemiş olsaydı diyeceğim şeyler şuydu. Ey mazlum, ey insan, Allah subhanahu ve teala sizlere bir çıkış kapısı açsın. Allah subhanahu teala sizleri tutarsın ve Allah subhanahu teala sizin canlarınızı iman üzere alsın. Mümin olarak alsın. Allah subhanahu teala tevhid nimetini tattırıp öyle canınızı alsın derdi ve Rabbim sizlere katından bir veli, katından bir yardımcı, katından bir ordu, razı olduğu bir toplum göndersin. Bu saydığımız ülkeler, bu saydığımız devletlerden hiçbir şekilde size fayda gelmeyecektir. Allah subhanahu teala yardımcınız olsun. Yani boşu boşuna ümitlenmeyin, boşu boşuna hayal kurmayın. Türkiye'de o kadar programların yapılması, o kadar mitinglerin yapılması, o kadar insanların bir araya gelip sizin hakkınızda bağırıp çağırması, sizleri ümitlendirmesi. Bu toplum böyle bir toplumdur. Bu toplum bağıran, çağıran, söven, hakaret edebilen maalesef sizi veya siz gibi mazlumları bir kenara bırakıp hayatına devam eden bir toplumdur. Ve zaten size de sahip çıkabilecek ancak Allah subhanahu ve teala korkusu olan insanlardır. Yani bugün Erdoğan bu kadar rahatlığı, bu kadar böyle bir makamın, böyle bir imkanın içerisinde tutup da size yardım edeceğini beklemeyin. Yani zaten bugün Erdoğan bu kadar rahatlığı, bu kadar böyle bir makamın, böyle bir imkanın içerisinde
meselesinde tutup da size yardım edeceğini beklemeyin. Yani zaten Erdoğan mesela ben anlamıyorum neden korkuyor ki? Zaten toplumu berbat hale getirdi. Yani zaten ekonomisini batırdı. İnsanlar enflasyon içerisinde çırpınıp duruyorlar. 10 bin lira kiralar, 15 bin lira kiralar olmuş. Asgari ücreti geçen kiralar olmuş. Bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Yani Türkiye'de savaş yoktur ama ekonomik olarak bir savaşın içerisinde, enflasyon içerisinde çırpınıp duruyorlar. Susuz kalmadılar, elektriksiz kalmadılar ama birçoğunun da elektriği, suyu, doğalgazı kesilmeye başlandı. Bu şekilde mağduriyetler oluşmaya başladı. Yani Tayyip Erdoğan'a benim tavsiyem şu. Senin yüzünden zaten millet çekeceğini çekiyor. Gel Filistin için işte ise bir ambargo uygula. Tamam anladım. O kadar korkaksın. O kadar cesaretin yok. Bir ordunu çıkartıp da kendi emrinin altında olan askerini çıkartıp da yani İsrail'le savaşamazsın. Bu konuda herhangi bir şekilde cüretkar değilsin. O kadar baba yiğit bir adam değilsin. Ama hiç değilse İsrail'le yaptığın bu bazı anlaşmalar olur. Bazı görüşmeler olur. Türkiye'ye koli koli, ton ton, tanker tanker, varil varil, konteyner konteyner soktuğun İsrail mallarını bir defa onların bir önünü kes. İsrail'in bir şekilde de olsa zayıflatmaya çalış. Ve topluma da bu durumun maliyetini belirt. Bizlere de ki böyle böyle ben bunları yapacağım ama hani referandum yapıyorsun ya. Toplumun da bu konudaki görüşünü al, fikrini al ya. İnsanlar bu konuda ne istiyorlar? Yani Filistin için ben zaten sanmıyorum. Röportajlarda falan, sonra röportajlarında falan izliyorum. Arada bir görüyorum. Bana diyor Filistin'den. Filistinler diyor toprak sattı diyor. Yani adam ahmaksa biz ne yapalım ya? Böyle ahmaklar da var, yapacak bir şey yok. Bunu nereden anlayacak onun babası? İsrailler gelecek, devlet kuracak, İngilizlerin yardımını alacak, 6 gün savaşı yapacak. Bu duruma, bu seviyeye nereden geleceğini bilsin. Ticaret babında satmıştır. Eğer bilseydi, sanki adamlar bilmiş, İsrail'in bu seviyeye geleceğini, Gazze'yi bombalayacağını, Filistin'i işgal edeceğini bilmişler de bile bile adamlara gelmişler, toprak satmışlar gibi bir algıyla, bir anlayışla sanki böyle bir amelde bulunmuşlar gibi Filistinlilerin atalarını suçluyorlar. Filistinlilerin atalarını suçlamakla beraber Filistinlilerin atalarından sonra gelen çocuklarına kadar suçluyorlar. Satmasaydılar diyorlar. Tamam. Böyle bir toplumla da yaşıyoruz. Böyle bir zihniyetle de, anlayışla da yaşıyoruz. Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'la alakalı bütün milleti sokağa çağırdı değil mi? Ha niye sokağa çağırdı? Devlet ayakta dursun diye, doğru mu? Ya adamlar devleti yıkmak için mi bu mücadeleyi vermişlerdi? Yani bu zamana kadar mesela bu FETÖ dedikleri örgütü, FETÖ dedikleri kurumu, kuruluşu en fazla besleyen AK Parti'ydi. En fazla onu bu duruma getiren AK Parti'ydi. Sonra da kendi büyüttükleri canavar tarafından tecavüze, tacize, hatta aşmaya yönelik, darbeye yönelik insanları davet ettiniz. Gelin bu canavarı beraber öldürelim diye. Tamam öldürdünüz. Niçin bu çağrıda bulundunuz? Devlet ayakta dursun. Peki ben size şunu söylüyorum. İsrail ayakta durduğu sürece senin devletin dediğin şey ayakta duracak mı? Adamlar senin Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeyi adamlar kendilerince dava edinmişler. Arz-ı Mev'ud dediği o bölgenin içerisinde senin toprakların yok mu? Var. Daha neyin çağrısında bulunmuyorsun? Yani kendi devletimle alakalı diyorsun ki devlet, senin derdin ne olduğunu az çok biliyoruz da kendi koltuğundan başkası değil o. Yani o koltuğun başında sen olduğundan dolayı o kadar iştahlı bir şekilde insanları çağırdı. Senin samimiyetsizliğini bilen gerçek manada biliyor. Genellikle Müslümanlar, muvahhidler bu konuda çok iyi bir şekilde sana karşı bilinç sahibiler, sana karşı bilgi sahibiler. Senin ne olduğunu, ne halt olduğunu, ne olduğunu biliyorlar. Yani öyle bir durumdalar ki, öyle bir mücadele veriyorlar ki İsrail, adamlar gönderdiğiniz yardımları bile yüzünüze fırlatıyor. Almıyorum. Almıyorum diyor ya. Ya adamlar mı güçlü yoksa Türkiye mi güçlü? Adamlar mı güçlü yoksa filan kendine İslam ülkesi denilen 20 tane, 25 tane ülke mi güçlü? Tabii Türkiye'de bir de Filistin için yıllardır dua eden bir toplum var. Yıllardır dua ediyoruz, yıllardır dua ediyoruz. Ey Rabbim sen İsrail'i kahret diyoruz değil mi? Ya Allah subhanahu ve teala bak kitabında diyor ki katiluhum, onlarla savaşın. Siz diyorsunuz ki onlarla savaşmıyor. Bizim Allah subhanahu ve teala'nın bir sefa sünnetullahına da, Allah subhanahu ve teala'nın isteğine de ters bir hareket içerisindeyiz. Bugünkü toplumu onu söylemek istiyorum. Bakın sizler Allah subhanahu ve teala'ya dua edebilirsiniz. Bu güzel bir şeydir ama Allah subhanahu ve teala diyor ki önce onlarla bir savaşacaksınız. Onlara karşı yapacağınızı yapacaksınız. Gücünüz var da kuvvetiniz var ise bunu yapın. Bunu yok yapamıyorsunuz. Gücünüz yok, kuvvetiniz yoksa ya Filistin'dekiler Allah'a dua eder anlarız. Filistin'dekiler Allah subhanahu ve teala'dan yardım ister anlarız da. Ya sizin elinizde imkanlar var ya. Sizde sağlık var, sizde güç var, sizde kuvvet var ya. Allah subhanahu ve teala devamla diyor ki Allah sizin ellerinizle onları azaplandırsın, onları cezalandırsın ya. Ve onları diyor hor, zelil, rezil bir hale getirsin. Biz bunu yaptığımız zaman Allah subhanahu ve teala devamla diyor ki ve size onlara karşı bir zafer versin. Ve müminlerin o kalbinde oluşan sıkıntı var ya, kalbinde olan sıkıntı var ya, onu da şifaya kavuştursun diyor Allah subhanahu ve teala. Şimdi bizler amel yapmadan dua yapmamızın samimiyetsiz olduğunu görmemiz gerekli. Tabi ayetin sonunda müminlerin göğsünün,
müminlerin kalbinin o şifaya kavuşturulsun dediği ayette. Burada Allah subhanahu ve teala bu eylemi yapması gerekenlerin de müminler olduğundan bahsediyor. Zaten gatiluhum dediği kişiler de, yani onlarla savaşın dediği kişiler müminler, Müslümanlar. Allah subhanahu ve teala tutup da bu ayeti kafirlere indirecek de, kafirlerden böyle bir şeyi isteyecek değil. Allah subhanahu ve teala kendine iman ettiğini iddia eden, iman ettiğini söyleyen insanlardan bu tavrı bekliyor. Ama bugün yok ya, biz savaşmayalım. Yıllarca dua ettik. Biz her dua ettiğimizde İsrail yerle bir oluyor. İsrail'e füzeler yağıyor. İsrail herhangi bir şekilde kılını dahi kırdatamıyor. O yüzden dua ediyoruz. En kolayı bu. Masrafsız. Herhangi bir rahatımızdan bir şey eksilmiyor. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz, evimiz, her şeyimiz rahat. Güzel bir şekilde. Hiçbir düzenimiz bozulmuyor. Yine işe gidiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Toplumsal olarak Türkiye toplumundan da bahsedersek, iş ortamlarında da her türlü argo kelime küfredebiliyoruz. Kendimize pislik hareketler yapabiliyoruz. Pislik şakalar yapabiliyoruz. Sigaramızı içebiliyoruz. Alkolümüzü içebiliyoruz. Her türlü fuhşiyatımızı, her türlü fıskımızı, fucurumuzu, günahımızı işleyebiliyoruz. Arada bir de İsrail aklımıza geliyor. Allah'ım dedim mi zaten iş bitiyor. Hiçbir sorunumuz kalmıyor. Bundan dolayı da ne gerek var savaşmak falan filan. Hem kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ki değil mi? Savaş, kan, vurmak, kırmak, adam öldürmek, insan öldürmek. Bunlar biraz daha hani şu zamanda artık olmaması gerekli. Değil mi? Benim yapmam gereken şey evet işte bu. Çünkü biz farkındaysak, hani bizi bilenler biliyordur. Tanımayanlara da şöyle tanıtalım. Bugün mesela örnek söylüyorum. Biz hani diyorlar ya inancınızı, İslam'ınızı yaşayamıyor musunuz? Evet yaşayamıyoruz. Defalarca mescit açıyoruz. Mescitler kapatılıyor. Müslümanların özgürce gidip namazlarını kılmak istediği mescitler kapatılıyor. Altındağ bölgesi. Ankara Altındağ bölgesi. Mescitler kapatılıyor ya. Böyle bir zamandayız. Böyle bir durumdayız. Şimdi İsrailliler bunu yapsa vay zalimler deriz. İsrailliler Mescid-i Aksa'ya ayaklarıyla, postallarıyla bassa vay zalimler deriz. Bunlar vay şunlar vay bunlar diye saydırırız değil mi? Allah belanızı versin deriz. E şimdi arkadaş, biz Müslümanlar namaz kılmak istediğimiz zaman, mescitler açmak istediğimiz zaman, mescitlerde dinimizi anlatmak istediğimiz zaman, öğrenmek istediğimiz zaman, gelip de eğer bir polis o mescidi mühürlüyor ise ya da ona emir veren bir amir oranın mühürlenmesini istiyor ise biz bunlara ne diyelim? Velhasıl böyle bir zamanda yaşıyoruz. Hani inancımızı özgürce yaşadığımızı zanneden zavallılar var. O zavallılar da bunu bilsin ki biz inancımızı özgürce değil, bir mücadele içerisinde yaşıyoruz. Allah subhanahu ve teala yardımcımız olsun. Yani İsrailli polisler ne kadar zalim ise İslam'a karşı, Müslümanlara karşı mücadele edenler de o kadar zalimdir. Bizim gözümüzde ikisinin de farkı yok. Yapan aynı ameli yapmıştır. Keşke Müslümanların bir devleti olmuş olsa, adil bir şekilde yöneten halifemiz olsaydı, bizlere sahip çıksaydı, emin olun siz mazlumlara da sahip çıkardı ve bizim zaten yeryüzünde bulunma amacımız Allah'a ibadet, Allah'a kulluk ise, kendi menfaatlerimiz, çıkarlarımız, bugünkü koltukçular var hani baştaki adamlarla beraber bütün İslam devleti dedikleri, İslam toplumu dedikleri toplumun başındaki adamlar olarak bürokratlar, yöneticiler, devlet reisleri, mele tabakası dediğimiz hani önde gelenler dediklerimiz bunlar var. Bunlar rahatlıkları için topluma muamele, rahatlıklarına göre topluma muamele eden, hayatlarını, yaşantılarına göre kararlar alan, kendi çıkarları, kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden tipler. Bunlardan kimseye fayda gelmez. Üzücü bir durum. Şimdi Türkiye halen aynı politikasına devam edecektir. Herhangi bir şekilde eylemde bulunmayacaktır. Filistinliler o şekilde canları yanmaya devam edecektir. Allah subhanahu ve teala onların yardımcısı olsun. Gerçekten onlar için bir çıkış kapısı bilsek, biz dediğim gibi bir halifemiz olsaydı, gerçek manada bize sahip çıksaydı, İslam'a göre hareket etme potansiyelimiz, enerjimiz, gücümüz, kuvvetimiz olmuş olsaydı, Allah subhanahu ve teala biliyor ki bizler Kur'an'ı dünya üzerinde tatbik etmeye çalışan muvahhidler olmak istiyoruz. Kur'an'ı hayata geçirmeye, tam manasıyla %100 geçirmeye, yani bugünkü Türkiye'deki gibi %30, %40 bir şekilde işte laik sistemden aldıkları emre göre camilerde anlatılan İslam'dan bahsetmiyorum. Tamamen %100 bir İslam anlayışından bahsediyorum. İslam dininden bahsediyorum. Mutlak otoriteden bahsediyorum. Tam manasıyla böyle bir devlet kurulursa umuyorum ki mazlumlar da zalimlere karşı gerçek manada kimlerin savaştığını görecektir. Bu gerek mazlum olsun gerek kafirler olsun fark etmez. Hiç fark etmez. Göreceklerdir. Ama bunun emsali, bunun oluşmaması için de maalesef dünya tam manasıyla tek vücut olmuş. İslam'a karşı tam manasıyla bir mücadele içindeler. Bazı ağzında Kur'an, ağzında sünnet, ağzında Resulullah olan, Allah olan kendisini hoca kisvesi altında. Bizleri bazı meselelerde eleştiren insanlar oluyor. Halil Konakçı ile alakalı bazı meselelerle falan vakıf oluyor. Bazı meseleleri görüyor. Şimdi adam normalde işte bir şey
şeyler falan olmuş muhtemelen bu polislere falan bir miting alanında. Muhtemelen polisler işte Filistin'le alakalı miting yapılıyor ve Filistin'le alakalı yapılan mitingi de dağıtmak istiyorlar. Tabi bu dağıtma esnasında bir arbede veya tartışma veyahut bir ufak tefek vurmalar, kırmalar başlıyor. O ara herhalde bir şeyler atılıyor. O atan kişiler diyor ki bu Halil Konakçı adam, denilen adam diyor ki bunlar Selefilerdi diyor. Ya da bunun bir tane şeyi var, muadili var. Adını tam olarak hatırlayamadım. O da aynı şekilde onlar Selefilerdi vesaire diyor. Şimdi oradakiler Selefi olup olmadığından öte bu adamlara şunu sormak lazım. Yahu siz inancınıza göre hiç mi şunu öğrenemediniz? Yani bir kavme olan kininiz, nefretiniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin diye bir ayet var. Hani inandığınızı iddia ettiğiniz o kitapta zaten ayetlerin belli bir kısmına inanıyorsunuz. Belli kısmını da zaten zahiren kabul ettiğinizi zannettirip inkar ediyorsunuz. Onlara hiç şu an girmiyorum. Yani girersek zaten orada kalırsınız. İkincisi böylesi meselelerle yani sizin biz hükümle alakalı, hakimiyetle alakalı, tağutla alakalı, şirkle alakalı meselelerde dürüst olduğunuzu göremedik. Bak bu meselelere değinmediğinizi söylemiyorum. Değinseniz bile sizin dürüst olduğunuzu göremedik. Sizin delikanlı, dobro olduğunuzu göremedik. Zaten bir ses kaydını Allah'ın dinledim. Ne şeriatı diyor ya. Ben şeriatçı falan değilim diyor ses kaydını. Bu Halil Konakçı denilen İslamcı görünen, şeriatçı görünen, sanki değerde İslam'mış, İslam davasıymış gibi görünen bu tip. Bak ben sana tavsiyem şu. İçerisine düştüğün durumu anlıyorum. Yani senin cemaatin zaten kendilerinin istediği dini anlatmanı istiyorlar. Senin o toplumun içerisinden çıkabilmen için öncelikle Kur'an'daki o hakikatleri gerçek manada düzgün bir şekilde fehmedip onları güzel bir şekilde sunman lazım. Zaten sunduğun anda da o bulunduğu o kalabalık, o cemaatin köpük gibi olduğunu ve tamamen etrafında dağıldığını net bir şekilde görürsün. Ama bunun dışarısında tamam bunları yapmayacaksan bile hiç değilse bakın Selefilerle alakalı senin Cübbeli Ahmet hocam var. Senin muadillerinden birisidir. Hani yalan konusunda, iftira konusunda gerçek manada ikiniz birbirinizle biraz yarışsanız da Cübbeli'yi geçemezsin. Onu bil. Cübbeli Ahmet'i geçemezsin. Cübbeli Ahmet'in verdiği o beyandan sonra nice ailenin evi basıldı. Yani Selefilikle ilgili yani inancında Selefilik ki ben bilmiyorum Selefiliği ne kadar Müslüman kabul ediyor. Yani Selefiyim diye kendini ne kadar tanıtıyor. Ben bunu bilmiyorum. Ben şahsen ben muvahhid olduğumu ve muvahhidlerin de Müslümanların da kendilerini bu şekilde tanımladıklarını görüyorum. Ben kimse ben mesela ortamlarda konuştuğumuz kardeşlerle Esselamu Aleyküm ey Selefi dediğini bilmiyorum ya. Esselamu Aleyküm ey Müslüman denilir ya. Yani bunun dışarısında ben bir konuşmaya şahit değilim. Selefilik kavramına sahip miyiz? Selefilik kavramını seviyor muyuz? Evet seviyoruz. Selefilik kavramını siz de zaten seviyorsunuz. İhtilaflarımız var ayrı mesele. Ama kavram konusunda Selefiliği tamamen reddeden taife değilsiniz, bir toplum değilsiniz. Şimdi canınız yandığı zaman veyahut birilerini zulmedeceğiniz zaman Türkiye'deki şu an en zayıf toplumlardan birisi Selefi dediğiniz o toplumlar. Yani bizler ne sizin mahkemelerinizi, sizin münafıklığınız öyle bir münafıklık ki yani ikiyüzlülüğünüz o kadar bir apaçık bir şekilde ortada ki siz Müslüman olduğunuzu söylemenize rağmen bir defa sen ya laik bir sistemden hutbe alıp okutuluyorlar sana ya. Sen bunu nasıl kabul edebiliyorsun? Yani Ebu Cehil, Ebu Leheb'in sistemi bile bugünkü sistemden daha iyidir, daha izzetlidir, daha şereflidir. Ama sen bugünkü sistemden yani senin Rabbini tanımayan bugünkü sistemden kendi kanunlarına göre normalde ölen bir kişiye laikliğe göre, dinsiz bir devlete göre şehit bile denilmez. Bakın şehit bile denilmez. Yani senin toplumuna bu sistem, laik sistem şehit bile demiyor. Sonradan tabii kanuna farklı şekilde uyduruyorlar, farklı şekilde girdiriyorlar. Ama kanun laiklikle çelişiyor. Baştaki sistemle kanunlarınızın, anayasanızla çelişmemesi gerekli. Çelişiyor. Bu sizin için zaten sorun yok. Dediğim gibi Türkiye'de mantıkla alakalı ya ihtiyaç olmadığından, yani yapılan işlerin mantık üzerinden yapılmadığından dolayı bunlar da zaten sorun değil. Halen kanunda, anayasada şapka kanunu var. Yani şu an Türkiye'nin %100'ü suçlu. Böyle bir durumda olduğun halde bile sen tutuyorsun da. Allah Subhanahu Teala'nın dinini Kur'an'a ve sünnete göre yaşamaya çalışan insanlara tutuyorsun. Farklı yerden ne yapmaya çalışıyorsun? İşaret etmeye çalışıyorsun. Ha, bunlar bunu yaptılar. Bunlar şunu şunu yaptılar. Bunlar bunu yapan insanlardı. Ya arkadaş sen bizi asosyal bir adam mı zannediyorsun? Yani biz bu toplumdan soyutlanmış, uzak durmuş bir adam mı zannediyorsun? Biz bu toplumun içerisindeyiz. Bizim inancımızı gayet tabii bir şekilde çevremiz biliyor. O kadar insanla otururuz, konuşuruz, muhabbet ederiz. Ve toplum alttan alttan sizin münafıklığınızı, sizin ikiyüzlülüğünüzü biliyor ama maalesef bu toplumda davası olmadığından dolayı böyle bir şeyi gündemde etmiyor. Hayatlarını yaşıyorlar. Yani içsel dünyalarında bir bilgi olarak kalıyor. Herhangi bir şekilde bunu bir dış dünyaya, bir başkasına taşıma gibi gereği duymuyorlar. Bu da onların ayıbı, ayrı mesele. Ama sizin yapmacıklığınızı, sizin ikiyüzlülüğünüzü net bir şekilde biliyor. Ya sen tutuyorsun Diyanet imamı olarak. Diyanet nedir? Dinle ilgili bir kurumdur değil mi? Laiklik size niçin emir veriyor? Laiklikten niye emir alıyorsun? Niçin ayağınızı laikliğe göre uyduruyorsunuz? Niçin yapacağınız işlerde laiklikten bir emir, bir tavsiye, bir kural kaide bekleyip ona göre şekilleniyorsunuz? Allah Subhanahu Teala size zaten emretmiş ya. Kur'an'daki ayetler ve hadisler yani sizin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetmedi mi ikinci peygamber laikliği bulmuşsunuz? İkinci peygamber olarak laiklikten bir emir alıyorsunuz? Ya da ikinci ilah olarak laikliği seçmişsiniz de Allah Subhanahu
Teala'nın emir ve kurallarını, kaidelerini bir kenara bırakmışsınız. Laikli size ne diyorsa onu yapıyorsunuz. Bu nasıl bir din anlayışı ya? Yani sen kendi bulunduğun bataklığı görmeyip de temiz bir şekilde yaşamaya çalışan insanlara hiç yaptıkları yapmadıkları belli olmayan bir meselede iftira atıp ki senin için iftira bir din haline gelmiş. Aynı dediğim gibi Muadil'in Beli Ahmet gibi ikiniz de müfterilik konusunda birbirinizle yarış içerisindesiniz. İftira attığınızda dininize, kendi inancınıza, kendi batıllarınıza hizmet ettiğinizi düşündüğünüzden dolayı bu senin için bir sorun değil. Yani onlarca insanın evi basılmış. O insanların aileleri, çolukları, çocukları zor duruma düşmüş. İşte maddi olarak, ekonomik olarak sıkıntı durumuna düşmüş. Bu sizin için pek şey değil ama İsrail Filistin'e zulmettiği zaman Allah'ım sen Filistinlileri koru. İkiyüzlülük yapmayın. Dua ettiğiniz, bizi şikayet ettiğiniz Allah aynı Allah Azze ve Celle. Aynı Allah, aynı Ali, aynı Mecid, aynı Kahhar, aynı Kahir, aynı Cebbar, aynı Adıl Allah. Adalet sahibi olan Allah Subhanahu Teala siz bunu yapıyorsunuz. Allah Subhanahu Teala'ya o yaptığınız beddualar sizi bulur. Yaptığınız, konuştuğunuz şeyler konusunda sanki haşa Allah Subhanahu Teala'yı mı ayartmaya çalışıyorsunuz? Kandırmaya çalışıyorsunuz? Bu ikiyüzlülüğünüzü biz gördüğümüz halde Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını söylüyor. O bilmiyor mu? O yarattığını bilmez mi dediği ayete göre sizin içerisinde ya da nefislerinizin size ne vesveseler verdiğini biliriz dediği halde sizin ne halt olduğunuzu bilmez mi? Bile çok iyi biliyor. Bunun dışarısında durmadan bazı yerlerde bizlere değiniyorsun. Biz kardeşlere, Müslümanlara eleştiriyorsunuz. Valla biz Müslümanların dediğim gibi yaşantısı Kur'an ve sünnet üzere olmaya çalışıyor. Sizin gibi laşkalaşmış gibi kökü, nerede olduğu belli olmayan omurgasız sistemlerden emir almıyoruz. Allah subhanahu ve teala gibi en güzel isimler onundur. Onun şanı yücedir. O azimdir. O alidir. O mecittir. O şekillendirdiği zaman en güzel şekillendiren. O ol dediği zaman bir şeye olduran. O gavi olan kuvvet sahibi. O kahhar olan güç sahibi, otorite sahibi. O bir şeyi istediği zaman yakalayan cebbar. O bir şeye merhamet edeceği zaman rahman, rahim. Onun şanı pek yücedir. O Allah sizin şirk koştuğunuz şeylerden münezzehtir. Sizlerle bizim aramızdaki temel fark sizler topluma göre yaşamaya çalışan tiplersiniz. Bizler ise Allah subhanahu wa ta'ala indirdiğine göre yaşamaya çalışan insanlarız. Dediğim gibi ben Erdoğan veyahut Türk devleti, Türkiye devletinden pek bir şey beklemiyorum. Bakın onların ilaca, onların işte bilmem yiyeceğe, gıdaya vesaire şu an asli manada ihtiyaçları olsa daha onlardan daha önce onların korunmaya ve İsrail gibi bir düşmanlarının ortadan kaldırılmaya, feshedilmeye, yıldırılmaya ihtiyaçları var. Allah subhanahu wa ta'ala bak Yahudilerle alakalı ne diyor kitabında? Onlar iyice korunmuş şehirlerde veya bir duvar arkasında olmaksızın sizinle toplu bir şekilde savaşamazlar. Kendi aralarındaki o çarpışma, o ihtilaf daha da şiddetlidir. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki sen onları birlik zannedersin. Bir olduklarını görürsün. Böyle diri olduklarını görürsün. Birbirlerine saf saf olduklarını düşünürsün. Öyle değil. Onların kalpleri paramparçadır. Onlar fikir ayrılığı içerisindedirler. Onlar görüş ayrılığı içerisindedir. Onlar kendi işlerinde bile bakın birliği sağlayamayan yapılardır. Birliği sağlayamayan insan topluluğudur. Ve diyor ki bu onların akletmeyen, akıllarını kullanmayan bir toplum olmaları nedeniyle. Bundan dolayı böyledirler. Şimdi yani Yahudilerin yapısı gereğince onlar tam manasıyla kendi işlerinde de ihtilaf içerisindeler ve korkak tiplerdir. Ama bugün öyle bir cesaret alıyorlar ki sapasağlam kaleler, sapasağlam şehirlerde veyahut önlerinde bir duvar olmaksızın bunlar normalde savaşamaz. Allah subhanahu teala onların yapısından bahsederken böyle. Onların kalpleri paramparçadır. Onlar fikir ayrılığı içerisindedir. Onlar kaos içerisindedirler. Ama bu kadar zaaflarına rağmen kendileri dirlik halinde olabiliyorlar. Kendileri güçlü halinde olabiliyorlar. Bir şekilde bir memlekette bir ülkeyle savaşabiliyorlar. Yıllarca da bu savaşı devam ettiriyorlar ve işgal edebiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir toplum eğer olur ise bu ayet zaten devreye girecektir. Ama Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir toplum olmadığından dolayı maalesef bu ayet devreye girmiyor. Sünnetullah'ı biz öğrenir isek, hani Allah subhanahu ve teala diyor Allah işte onlarla savaşın ki Allah subhanahu ve teala sizin ellerinizle onları azap etsin. Bunlar da müminlerden bahsediyor. Yani müminlere diyor Allah onlarla savaşın diye. Ama bugünkü dünya düzenine baktığımız zaman müminler ya hapislerdedir, ya farklı farklı beldelerdedir, ya zulüm altındadır, ya geçim sıkıntısıyla boğuşuyordur, düzenle uğraşıyordur. Bugün gerçek manada otoritemiz, kuvvetimiz, gücümüz yok. Bak sizler, şimdi bu Kur'an'ı hadi iman ettiğini söyleyen sizler, bu devletler. Siz ne duruyorsunuz? Allah subhanahu ve teala size böyle söylemiş. Eğer samimiyseniz, gerçekten bu kitaba inanmış iseniz niçin faaliyete geçmiyorsunuz? Şimdi Allah mesela örnek söylüyor. Erdoğan'a şöyle mi diyecek? Ben seni yeryüzüne Türkiye Cumhuriyeti'nin başına cumhurbaşkanı olasın. Toplumunu koruyasın. Aman savaşa katılmayasın. Toplumun düzenini değiştirmeyesin. Toplumun refah seviyesini değiştirmeyesin diye mi gönderdin diyecek? Yoksa bana kul olasın diye mi gönderdin diyecek? Ya bana kullukla alakalı yapılması gereken şeyleri de kitapta indirdim. Niye ona göre hareket etmedim mi diyecek? Bütün bu Arap ya da bütün bu Müslümanım diyen devlet başkanlarına da sorulacak soru bu. Ben seni toplumunun refahını, toplumunun düzenini şöylesini böylesini düşün diye değil. Benim uğrumda mücadeleni, politikanı, siyasetini, her şeyini benim uğrumda yapacaksın. Çünkü seni yaratan, seni var eden,
senin sermayeni sunan, imkanlarını sunan zaten benim istediğim olacak. Senin refah dediğin şey benim katımda refah değil. Benim katımda azaba düçar kalmaksa sen ona refah diyemezsin. Sen ona refah dediğin halde Allah subhanahu wa ta'ala ona refah demiyor ise sen tutup da onu kendi maslahatın, kendi faydan olarak değerlendiremezsin. Allah subhanahu wa ta'ala sana eğer savaş diyor ise savaşacaksın. Senin nefsinin hoşuna gitmese de bunu yapacağız. Çünkü o nefsi yaratan Allah, bütün bunları sana veren Allah'tır. Sen Allah subhanahu istediğine göre hareket edebilirsin. Allah subhanahu teala seni yeryüzüne göndermiş de Allah subhanahu teala ile kumar oynaman için değil. Allah'ın dininden ya da Allah'ın verdiği imkanlardan nasıl çalarım diye hırsızlık yapasın diye değil. Allah subhanahu teala nasıl aldatayım diye dolandırıcılık yapasın diye değil. Seni kendisine kulluk edesin diye gönder. Sen de Allah subhanahu teala sana verdiği nimetler derecesinde Allah'a kulluk edeceksin. Allah subhanahu teala dediği gibi size verilenlerden sorumlu tutulacaksınız. Herkese bugün üzerinde bulunan nimeti imkanlarınca ne yapması lazım? Değerlendirmesi lazım. Ne için? Allah için. Bugün bir kişi de kalsak, 10 kişi de kalsak, 100 kişi de olsak fark etmez. Allah subhanahu teala'nın katına gittiğimiz zaman her birimiz tek bir birey olarak kendi hesabımızı vereceğiz. Falanca kişi bana şöyle demişti de ben bundan dolayı yapmıştım. Filanca kişi böyle yapıyor da ben bundan dolayı yapmıştım. Ya filanca kişiye kızdım da İslam'dan uzaklaştım vesaire vesaire. Bütün bu mazeretlerin herhangi bir şekilde geçerli yok. Kişiye direkt soru sorulur. Sen bunu niçin yaptın, niçin ettin diye gerek mükafat gerek cezalandırılması sağlanır. Allah subhanahu teala bizleri ıslah etsin. Allah subhanahu teala bizleri gerçekten şuur nasip etsin. Bugünkü toplumun en fazla ihtiyacı olan şey budur. Şuurdur, bilinçlenmedir ve sorgulamadır. Yani kendi zatlarını, kendi yaşantılarını, fikirlerini, gerçek manada inandıkları değer, inandıkları şeyleri ele alıp tek tek değerlendirip tek tek sorgulamaları lazım. Ona göre doğru olan şeyin ne olduğunu tespit edip doğru olan şeyin tespitinden sonra da hayatlarına doğru bir şekilde geçirmeleri gereklidir. Ben İslam konusunda gerçek manada benim için hayatımı değerli olan, değerli hissettiren ve mantıklı bir çerçevede yaşadığımı hissettiren, yani en basiti beni yaratan bir Allah'ın olduğuna inandığı ve gerçekten bu çevremdeki yaratılan şeylerin bir ilahın var etmesi gerekli olduğuna inandığımdan dolayı, İslam dininin de şu an önüme konulan en makul, en mantıklı din olduğunu düşündüğümden, inandığımdan ve bunun tabii ki inanç seviyesiyle alakalı birçok alameti, birçok delili bana sunulduğundan dolayı Kur'an'da. Allah hamdolsun benim İslam'dan herhangi bir şüphem yoktur. Allah subhanahu wa ta'ala bizleri hakta buluştursun. Böylesi zulümleri bir an önce bitirsin ve Allah subhanahu wa ta'ala Müslümanlara imkan versin. Ve Hamas'la alakalı benim görüşüm, emin olun İsrail'in bu konuda gerçek manada haberi vardı. Hamas'ın kendisine füze göndermesi konusunda Mossad'ın işte bu konu hakkında boşluğuna geldiği, Mossad'ın işte bu konuda zafiyeti olduğunu, işte zaafından dolayı böyle bir istihbari kaynağa erişemediğinden bahsedilir. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Mossad konu hakkında bilgilerden haberdardı ve bunu bile bile önünü açtı. Hamas'ın İsrail'e füze göndermesini bile bile istediler ki Gazze'ye İsrail gidebilsin veyahut Gazze'yi boşaltabilsin diye. Aksi halde bu Hamas'ın maalesef gerçek manada verdiği mücadele Hamas'ın istediği bir mücadele olarak görünse de İsrail'in istediği bir eylemdi. Allah subhanahu ve teala Filistinli toplumu mazlumları esaretten kurtarsın. İsrail gibi zalimi, müstekbiri, hatta aşan bir tağutu, tuğyan etmiş bir tağutu Allah subhanahu ve teala yerle bir etsin. Onları sefil eylesin. Onları zelil eylesin, rezil eylesin. Bundan önce de dediğim gibi Allah onları sizin elinizle azap yapılandırsın ayetine binaen. Allah subhanahu ve teala Müslümanlara gerçekten razı olduğu bir devlet nasip etsin. İslam devleti, İslam yönetimi nasip etsin. Bunu nerede nasip ederse etsin hiç fark etmez. Ve Rabbim bizleri onların çatısı altında toplasın. Biz bunu istiyoruz. Yani biz bugünkü toplumda yaşayan sosyal varlıklarız, insanlarız. Onlarca mesela inanç konusunda farklı görüş sahibi olan insanlar da alışverişim olabiliyor. Konuşmalarımız olabiliyor. Onların ister saygısı olsun, ister saygısı olmasın. Yahut her konuşmamızda evet sen haklısın deseler de görüşsel olarak farklılıklarımız olsa da biz toplumun içerisinde yaşayan, yaşamaya çalışan insanlarız. Bizi bu devlet ne kadar reddetse de, sistem ne kadar itse de, ne kadar incitse de biz bu toplumun içerisindeki bir bireyleriz. Rabbim güç versin, kuvvet versin, temkin versin. Allah bizlere El-Mü'min ismiyle, Es-Selam ismiyle muameleyle selamette ve emin kılsın. Allah subhanahu ve teala kendi dinine yardım edenlere yardım edecektir. Bundan hiçbir şekilde şüphemiz yoktur. Allah kendi dinine yardım edenlere de zayi etmeyecektir. Bundan da hiçbir şekilde şüphemiz yoktur. Ama bizler kendimizi zayi edersek bunun teminatı yoktur. Yani bizler kendimizi, hayatımızı berbat eder ise, bugünkü düzen sahipleri gibi düzene ayak uydurup İslam dinini bir kenara bırakmaya devam eder ise, maalesef ve maalesef diyorum, İslam dininden uzaklaşır, bedbaht olan, zayi olan, heba içerisinde olan insanlar oluruz. Allah muhafaza. Rabbim bizleri muhafaza etsin, korusun Hafiz ismiyle. Allah subhanahu ve teala bu şekilde bu dünyanın gündemini öyle bir gündem haline getirsin ki bugün biz kafirlerin yönlendirdiği devletlerin altında
altında yaşayan toplumlar olmak yerine tam tersine İslam'ın, Müslümanların halifesinin yönlendirdiği, Müslüman toplumlarının yönlendirdiği, gerek teknoloji olsun, bilim olsun, her neyse dünyasal bütün güçleri elinde bulunduran bir devlet bizlere nasip etsin, bir halife nasip etsin ve bu şekilde de yaşayan ve adil bir şekilde dünyaya yön veren bir toplumun yaşadığı bir devlet nasip etsin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Bizim bu sıkıntıları, bu zulmü bir an önce durdursun. Hani üzülerek söylüyorum ki maalesef bu gidişle bu korkak yöneticiler olduğu sürece kesinlikle ve kesinlikle Gazze'yi de alacaklar, Gazze'yi de ele geçirecekler. Ondan sonraki adımlarda artık insanlar kimin nasibine ne düşerse bekleye dursun. İsrail savaşan bir topluluktur. Savaştığından dolayı kazanıyor. Barıştan, demokrattan, bürokrasiden anlayan bir toplum değildir. Kendisince de zaten bu zamana kadar kazandığı bütün kazanımları savaşarak kazanmıştır. Bürokrasiyle falan kazanmamıştır. Avrupa Birliği'nin ne dediği umurunda değildir. Farkındaysanız insanların söyledikleri onların bir kulağına bile girmiyor gibi öbür kulağından çıksın. İnsanları dahi dinlemiyorlar. İnançları gelince savaşıyorlar, çalışıyorlar, didiniyorlar ve kazanıyorlar. Aynı şekilde siz de savaşırsanız, didinirseniz aynı şekilde kazanırsınız. Yani sünnetullah Kur'an'dan biraz bir nebze dahi nasibiniz var ise, payınız var ise, öğrenmek istediğiniz, hayatınıza yön vermek istediğiniz bir şey var ise bu ayetleri hayatınıza geçirin. Allah subhanahu ve teala'nın doğru söylediğini bir defa daha görürsünüz. Sizler doğru veyahut bizler doğru olduğumuz sürece Allah subhanahu ve teala'nın vaatleriyle karşılaşırız. Allah subhanahu ve teala'nın vaatleri yerine gelir. Eğer vaatleri yerine gelmiyor ise sorun Allah subhanahu ve teala değildir. Allah'a sığınırız. Bizdedir. O bütün noksanlıklardan münezzeh. Allah subhanahu ve teala alidir, azimdir, mecidir. Allah subhanahu ve teala en yücedir. Allah subhanahu ve teala en büyüktür. Allah subhanahu ve teala bizlere bu zelil hayatı izzetli bir hayata çevirsin. İzzetli bir yaşama çevirsin. Allah subhanahu ve teala Filistinlileri o zor durumlarından kurtarsın. Bizlerin gönlünü ferahsın. Yine söylüyorum. Bugün zahiren baktığımızda onlar için maalesef Gazze'yi terk etmek gözüküyor. Gazze'yi terk edecekler ve İsrail oraya girecek. Bunu belki hemen yapmayacaktır ama belli bir yıla, belli bir zamana yayacaktır ve zaman zarfında işgal ettiği topraklara Gazze'yi de katacaktır. Gazze gerçek manada onlar için bir mihenk taşı durumunda. Onlar için gerçek manada zaferin tamamlanması yönünde bayağı büyük bir adım. Bundan dolayı da onlar ne yaptığını biliyor ama bugün korkak yöneticiler ne yaptığını bilmez durumdalar. Onların işi çok kolay. Allah'ın bizden beklediklerini artırmamız gerekli. Yapmadığımız sürece de bu zelillik devam edecektir ve yılan bir gün gelecek Türkiye'yi de ısıracaktır. Allah subhanahu ve teala o yılan bu memlekete gelmeden bu memleketi Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi ıslah olmuş bir kavim eylesin. Güçlü bir toplum eylesin. Allah'ın razı olduğu bir devlet ve toplum, millet eylesin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضماير في وني خايف من البعدين.